Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bir yer aldık, atölye kuracağız Allah kısmet ederse. Kendimize bir konteyner yaptık. Şimdi konteynerin yükleme videolarını da hemen bu videonun arkasından ekliyoruz. Bunun için aşağı bir konteyner yaptık. Genişliği 3,5 metre. Tırımızı getirdik. Vincimiz kaldırdı. Öyle koftu konteynerler gibi bakın. Hiçbir eğrilme, yamulma, bükülme yok. 12 metre tek parça esneme yok. Gördüğünüz gibi biraz ağırlık o tarafa tartıyor. Onun için arkadaşlar şimdi burada baskı yapıyorlar buraya. Yavaş. Az kaldırsın, az kaldırsın. Gördüğünüz gibi burada hiç eğilme yok. Bunun sebebi makaslı olması. Gördüğünüz gibi bu bizim ana şase karkasımız bu şekilde. Profilden döşüyoruz. Komple bu çaprazları atmamızın sebebi bazı dolandırılan arkadaşlar veya memnun kalmamış arkadaşlar farkındadır. Vinçle kaldırdığınız zaman o binalar böyle langır lüngür esmiyor. O bu çaprazlar olmadığından biz bunlara rüzgar bağı diyoruz. Şu anda yüklüyoruz 12 metreye 3,5 metre. Şimdi yerine indireceğiz. İndirince videoya devam edeceğiz. Daha güzel olacak. Şu anda yükleniyor malzememiz. Tırın kenarlarından 40'ar santim çıkacak. Bunun için de karayollarından izin almak gerekiyor. Biz iznimizi aldık. Şimdi yükleyip götürüyoruz. Şimdi indirme aşamasına geldik. Yere betonumuzu döktük. Konteyneri oturtmak için de demir direkt betona temas edip çürümesin diye kalaslar dizdik. Şimdi bu kalasların üzerine bindireceğiz konteynerimizi. Konteynerimiz 3 odalı. 3 tane tuvalet, 1 tane banyosu var. Bu da bizim Nuri Vinç'in atom karıncası. Hello. Bu da bizim HİP. Nakliyeci HİP. Çıralar var. Her işe gelir. Yani taşıma, nakliye, her türlü iş bakıyor. Tuvaleti de onun bemecesiyle getirdik. Atom karınca konuşuyor. Profesör oldu başımıza, her şeyi o biliyor. Başka kimse bilmiyor. Şimdi konteynerimizin ofis kısmında masamız, sandalyemiz olduğu için az sağa doğru yatıyor kaldırırken. Ama çok önemli, burada herhangi elektrik teli yok. Şimdi biz yüklerken orada elektrik telleri var diye fazla kaldıramadık. Yüksek gerilim hattı geçiyordu orada. Evet, şimdi konteyneri askıya aldık, tır çıkıyor. Şu duvardaki beyaz yerler konteynerin mapasını bağlamak için kenarına yaptık. Çatıdan bağladığımız zaman ipler çatıyı bozuyor. Gördüğünüz gibi hiçbir gönyesinde bozulma oynama yok. Bu da malzemenin kalitesinden kaynaklanıyor. Bir dandik konteyner gibi 3 boy profille yapılmadı. Buna yaklaşık harcadığımız malzeme 80 boy 20'ye 40, 20 boy 40'a 60 profil harcadık bu konteynere. Orada oturup komut vermesi kolay kardeş. Aynen öyle. Aynen öyle. Yüzünde masa var, aynen öyle.
5 milyon vermiş. Kime vermiş 5 milyonu? Niye mi verdi 5 milyonu? Ama şu anda tam Tarsus'la Mersin sınırda şurada bir dere akıyor. Dere bizi ikiye bölüyor. Bir taraf Tarsus, bir taraf Mersin. Burada dikkatler üzere çekmek istiyorum. İl oluyoruz. Tarsus il oluyor. Tamam. İnandım ya, tamam. Halil'in döktüğü betondan ne bekliyorsun? Gece saat 1'de döküyor betonu. Gece 1'de dökülmüş betondan ne olacak? Neydi? Merof inşaat. 5 santim fark var döktüğü betonda. Lan Halil, hanımı soruyor niye Merof, senin ismin Merve ya diyor. Ondan biz soruyoruz niye Merof diyor, Mersin diye. Ofluyum, ofluyum ben diyor. Mersin'de şirket olsun diyor, ben ofluyum diyor. Okey. Ne parası oluyor, ne yemek parası oluyor, bizler hep böyle. Ama var ya, patronların haberi olsa var ya, Nuri abinin bir haberi olsa var ya, bunlar oyar oyar. Bunları biz yatırdık zaten taşırken şey olmasın diye. Hiç duvarlarda patlama, oynama, kapı pencere ayarlarında bozulma. Bu elektrik kablosu. Ah! Buradan 70 bin liraya konteyner yapan arkadaşlar, böyle bir konteyner yapın da taşıyın bakın nasıl taşıyoruz. Bizim maliyetimiz, bizim bu konteynere maliyetimiz 250 bin lira. Hiç oynama yok, oynama. Ne kapı ayarlarında bozulma var, ne bir şey var. Elektriğimiz yapılacak, elektrik malzemelerimiz burada. Geç ustam içeri, geç. Demere mobilya. Abi adam iyi yapıyor. Evet arkadaşlar, duvarlarımızda hiç oynama yok, zımba gibi. Zeminde bozulma yok parkede. Bunun sebebi şasenin sağlam olması. Önceki videoda şase var, şimdi kısa kısa bu videonun içine de koyacağım. Önceki videoyu izlersiniz. Gördüğünüz gibi bu bizim ana şase karkasımız bu şekilde. Profilden döşüyoruz komple. Bu çaprazları atmamızın sebebi, bazı dolandırılan arkadaşlar veya memnun kalmamış arkadaşlar farkındadır. Vinçle kaldırdığınız zaman o binalar böyle langır lüngür esmiyor. O bu çaprazlar olmadığından biz bunlara rüzgar bağı diyoruz. Burası ana yol. Karadeniz Metal'in çok yakında hizmet vereceği adres. Bu bizim kendi ofisimiz. Belki şimdi arkadaşlar diyecek ki kendi ofisini yapıyor diye böyle sağlam yaptı. Bizim şimdiye kadar yaptığımız bütün konteynerler böyle. Lan dedim, ayarı mı bozuldu? Kafa kilitli kalmış. Evet, burası banyo. Şurada banyomuz var. Duş teknesi. Şuraya bir tane klozet koyacağız. Şuraya bir tane lavabo koyacağız. Alo. Abi sesin geliyor mu? Evet abi. Abi bu senin konteyner taşırken dolaplar hep düştü, bu vidalar kesmiş. Nasıl dolaplar düştü abi ya? Mermer kırılmış, ortadan ikiye bölünmüş, kapaklar da düşmüş. Ya abi sabah sabah dur abi ya. Sen bana fotoğraf at abi. Fotoğraf garantili değil mi bunların hepsi? Ya senin şerefin var abi ya. Allah razı olsun abi. Sen var ya, bir tane hiç oynama yok abi. Sıkıntı yok, on numara olmuş. Demir mobilya. Uğur Demir. Ali İbrahim Usta. Abi safa sağlam, on numara. Bunları da biz demirlere, profillere böyle ashab paraklarıyla bağladık. Bağladığımız için oynama yok. Burası mutfak bölümümüz olacak. İşte mutfak, tezgahı vesaire. Ön tarafına şimdi sundurma yapacağız önümüzdeki hafta. Şurada da tuvaletimiz var. Tuvalet bizim Hip'in arabasında. BMC'yle getirdik. Buraya bir tane tuvalet çukuru yaptık. 150 santime 150 santim. Üstüne beton döktük. Böyle işte şantiyede ayak çamurluyken kullanmak için. Şimdi bunun üstünü de kapatacağız. Normal ayak çamur, ofisi kirletmeyelim diye. Yer böyle. Nasıl bir poz vereyim? Karadeniz Metal, Haşim Köksal. Takip edin, abone olun, bir şeyler yapın. Hareket lazım, hareket. Geçmek lazım, geçmek lazım. Harekete, harekete geçmek lazım. Ama şimdi beni ucuz mal için aramayın. Kaliteli mal pahalı oluyor. İşçilik pek değişmiyor ama biz öyle 70-60 bin lira konteyner yapan firmalardan da değiliz. Bizim müşterilerimiz seçili müşteriler olması lazım. Biz bu işe depremde de başlamadık. Diğer videolarımda da söylüyorum. Eskiden beri biz bu işi yapıyoruz. Deprem dolayısıyla video çekmeye biraz ara verdik çünkü çok yoğun çalıştık. Tabii para kazanmak için değil, başkaları gibi kimseye de çarpmadık. Bütün Hatay bilir yani. Yorumlarda yazar beni dolandırdı. Şimdi birisi İbn-i Lüne yazar, Abdur'a beni dolandırdı diye. Vaaah! Dolandırıldım da! Vaaah! Para gitti lan! Bize mahkemeye veririz, sıkıntı yok.
Konuşayım mı? Niye mi verdi 5 milyonu? 5 milyonu mu vermiş? Niye mi verdi 5 milyonu? Baksana bu çektiklerimiz günahlarımıza kefaret oluyor mu? Sormak lazım hocaya. Evet arkadaşlar, konteynerimizi yerine koyduk. Şu anda bu şekilde önümüzdeki hafta sonu bura bizim olunca müşteriler yavaş yavaş elemanlar boş kaldıkça gelip yapıyoruz. Böyle bir sundurma yapacağız buraya. Sonra zamanla şuraya bir atölye kapatacağız. Yaklaşık 300-400 metrekare. Burası toplam 3300 metrekare bir arsa. Arabanın anahtarının üstünde bırakmışım. Lambayı kapatmayı unutmuşum. Araba orada kaldı, çalışmıyor. Konteynerimiz hazır, tuvaletimizi de bitirdik. İçeride 3 tane tuvaletimiz var zaten de. Böyle sağ burası, şantiye sahası, lambur lumbur gelen giden olur. Dışarıda bir tane normal Alaturka tuvalet yaptık. Konteynerimiz böyle. Şimdi konteynerden size biraz bahsedeyim. Önceki videolarımda da var. Şu piyasada 60-70 bin liraya satılan konteynerlerden değil. Neden? Şu gördüğünüz her bir vidanın serisinde profiller var ve çaprazlar var kasmasın diye. Dışında 0.60 trapez sacımız var. İçine USB döşedik. Ondan sonra içinde yine 20 danside karbon yanmayan, yangına dayanıklı köpük var. Bir tane arkadaşımız yorum yapmış ya, USB yanar, köpük yanmıyor. Böyle bir saçmalık olur mu? USB yanar gider. Şimdi bu karbon dediğimiz, yani karbon diyorlar, ben kimya bilgim yok. Karbonlu köpük dış cephelerde, kaplamalarda da kullanıyorlar. Yandığı zaman bir gaz çıkartıyor. Bu çıkarttığı gaz da, şimdi ateş yanması için oksijen lazım. Oksijen olmayınca yanmıyor. O çıkarttığı gaz oksijeni bastırdığı için otomatikman USB'deki yangın da sönüyor. Hatta bazen internette görmüşsün, böyle kutular var. Yanan ateşin içine atıyorlar. Yandığı zaman şey yapıyor, yangını söndürüyor. O da aynı şekilde çıkarttığı gazla oksijeni kesiyor. Kesince yanmıyor. Yanmaz mı? Şimdi Allah'ın afatından kaçılmaz. Allah istedi mi bunu böyle çevirir çevirir fırlatır atar. Ama biz elimizden gelen tedbiri alıyoruz. Zemine parke döşedik. Parkenin altında 3 santimlik XPS 35 var. Yine bu montalamalarda, sıcak hava soğuk hava depolarında falan, buzdolaplarında kullandıkları köpük gibi sert bir köpük. Onun altında betopanımız var. Yine zeminden izolasyonlu. Kapı pencerelerimiz öyle tenekeden bükme kapı pencere değil. Direkt demirden yapılmış yani. 40'a 40 2 milim profilden. Yine çift camlı camlarımız var. Çatı izolasyonumuz aynı. Konteynerimizin boyu 12 metre. Orta tepe yüksekliğimiz 3 metre. Kenar yüksekliklerimiz 2.20. Biz burayı 3 oda olarak yaptık. Şuraya bir mutfak koyduk. Şöyle. Daha şu anda yapım aşamasında, elektrik abonesi olduktan sonra toparlayacağız. Buraya bir tane bulaşık makinesi yeri bıraktık. Dolaplarımız, bardaklarımız, bunları şimdi vinçle taşıdık ya, bantladık komple. Şurada buzdolabı yerimiz var. Burada bir tane WC'miz var. Gördüğünüz gibi komple USB. USB'ye Pinotex vurduk. Pinotex'in üstüne dolgu verni yaptık. Onun üzerine normal verni kattık. Pencerelerimiz çift cam. NASA pende yaptırdım yine Mehmet amca, Mehmet Aşık Mersin'de. Saç büküm işlerini bezmeze yaptırdık. Mobilyasını DMR mobilyaya yaptırdık. Demirini biz kendimiz yapıyoruz. Polyesterimizi Tevfik Usta yapıyor. Kafamız 1 milyon geziyor diyor. 3 günlük işi 1 ayda yapıyor. Ama bunun üstüne çöktüm. Dedim Tevfik Usta bu bitecek. 3 günde bitirdi. Bu şekilde. Yine bunu yaparken saçları şuradan, bitim kısmı 1 metre kırılan saçlardan alıyoruz, hadde bitimi. Eğer bu hadde bitimi 1 santim olan saçlardan almazsak bu ek yerlerini vidalayamıyoruz. Burada saçlar havada kalıyor. Bu malzeme alırken dikkat etmek lazım. Bu pencere giydirme kenarları yine topandan yaptık. Kenardaki boyanmış yerleri de Miray'a boyattırdım. Şantiyede boş duruyor. Dedim Miray sen bunları boya. Bizim inşaat teknikerimiz. Bu şekilde konteyneri betona koyarken arkadan bir 25 santim dışarı çıkarttım. Dışarı çıkartma sebebim su giderlerini alacağız. Betonun altından alması zor olur. Şurada foseptik çukurumuzun bağlantısı var. Şurası. Bu tuvaletin altı foseptik çukuru aynı zamanda. Bu şekilde konteynerimizi oturtturduk. Bu tahtaların fazlasını keseceğiz. Önümüzde yaklaşık 4,5 metre bir boşluk kaldı. Buraya da sundurma yapacağız. Ben yine videolarını atacağım size. Bu tuvaletimizi böyle burada saçlardan maçlardan yaptık. Bunu buraya koyduk. Hem buradaki Müslüman kullanır yani. Burada bahçe, camiye gidin, namaz var. Çok uzak gelir burada abdestini alır. Temizliğini yapar. Ben şimdi buraya bir tane çeşme yaparım. Umunu açık. Komşularımız kullansın. Buraya bir tuvalet yaptık böyle. Temiz bıraksınlar ama. Temizlik imandandır. Şimdi buraya da 4,5 metre bir sundurma yapacağız. Ben bunu videolarında sizinle paylaşırım yavaş yavaş. Şimdi bizim buraya bir anda yüklenme şansımız yok. Onun için böyle ufak ufak yapıyoruz. Rengi hususi turuncu seçtim. Burası Tarsus. Portakalın, mandalina'nın, limonun merkezi. Hem dikkat çeksin hem de bir marka olsun rengimiz turuncu. Tarsus'umuz il olacak inşallah. Olay böyle. Ben yine kısım kısım size çekerim. We'll be right back.
Şimdi arkadaşlar, burası 3300 metrekare. Çok emli bir arazi. Harfiyata çok para gidiyor. Şu alt tarafta da bir taş duvar yapmamız gerekiyor. Onun için biz şimdi bize yetecek kadar kısmını çevirdik. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bu YouTube kanalımız biz para kazanmak için açmadık. İnsanlara yardımcı olmak için açtık. En başında söylediğim gibi bizim bu yaptığımız konteynerleri piyasada 60-70 bin liraya satılan konteynerlerle kıyaslamayın. Biz bunu sadece demir aksamına, sacına, profiline ortalama 80 bin lira para verdik. 15 bin lira pimapenlerle tuvalet WC kapılarına verdik. Kapılarına 3 tane kapının bize maliyeti, kendimiz demir doğrama yaptığımız için 15 bin lira kilidiyle milidiyle beraber korkulukları. Ondan sonra parkesine, yerindeki alttaki strafor köpüğüne vesaire 15 bin lira civarı bir para verdik. Mobilyayı demire mobilyaya yaptırdık. Parkeyi de onlar çaktı. Malzeme biz aldık. İşçiliği ona ait. Mobilya kısmı, USB'ler vesaire, bunlara da 70 bin lira para harcadık. Elektriğimize yaklaşık 15-20 bin lira gidiyor. Ondan sonra bir de gözükmeyenleri var işte. Bu köpüğü var, möpü var, bilmem nesi var. Yaklaşık bu konteynerin 3,5 metre, 12 metre bu konteynerin bize maliyeti 230-235 bin lira civarı. Yaklaşık 3 iş gücü 4 kişiyle bir hafta. Yani bizim bunu 300 bin lira civarına satmamız lazım ki para kazanmamız lazım. Bundan bir sürü yaptıklarımız var. Daha önce yaptığımız firmalara da var. Eğer yeni abone olan arkadaşlar varsa önceki videolardan da bunları bulabilirler. Öbür bir husus, videolarımız çok fazla izleniyor. Abone yok. Bizim yaş gruplarımız genelde abone oluyor ama böyle 40-45 yaşın üzeri, yani teknolojiye biraz sonradan girmiş olanlar, piyasadaki dolandırıcılıktan dolayı bu abone olma işinden korkuyor. YouTube'da abone olmak ücretsiz. Bende zaten katıl butonu yok. Oradan abone olursanız bizim yeni paylaştığımız videoları görebilirsiniz. Bir de bazı arkadaşlar videoyu izliyor. Sayfaya girmediği için önceki videolardan haberi yok. Yani bizim yüklenmiş olan videolarımızdan sorular soruyorlar. Bu da yine orada benim profilime tıklarsanız, sayfaya girdik, videoları karıştırdığınızda oynatma listelerinde prefabrik evler, prefabrik yapılar. Orada başka videolara da rastlarsınız. Biz bu deprem olayından önce çok sık video çekiyorduk. Depremden sonra çok sıkıştık. Sıkışmamızın 2-3 sebebi var. Birincisi, ilk depremin 2-3 ayı biz kendimiz orada çalıştık. Gönüllü olarak videolarımız var. Ondan sonra biz bu tarafa çekildik. Orada çok fazla iş çıkınca bizim buradaki ustalarımız hep bu tarafa kaydılar. Biz o paraları veremiyoruz. Orada birçok üçkağıtçı grup geldi oraya. Vurkaççı böyle. 1000 liralık yövmeler 2000 lira yaptı. 2000 liralar 4000 lira yaptı. Elemanlarda sıkıntıya girdik. Sıkıntıya girince de otomatik olarak video çekecek vaktimiz yok. Mesela ben de artık çalışmaya başladım. Zaten çalışıyordum da çok bedenen çalışmıyordum. Şimdi mecbur kaldık, ben de çalışıyorum. Onun için videoya çok vakit ayıramıyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ben size yardımcı olmak için video çekiyorum. Yoksa umurumda değil yani. Benim YouTube'dan gelirle bir işim yok. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum videoyu buraya kadar izlediyseniz. İzlemeyenler de zaten pişman olur, sıkıntı yok. Biz yardımcı olmak için buradayız. Kendimizi milletimize adadık. Vatan, millet, Sakarya, hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.